darbeyi bıraktı. AK Parti'nin istişare toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, son günlerde siyasetin gündeminde yer alan başkanlık sistemi tartışmalarına değindi. Şunu görelim değerli arkadaşlar. Başkanlık meselesi, sistem, yeni anayasa meselesi ne Recep Tayyip Erdoğan'ın ne de AK Parti'nin meselesidir. Bu iş milletin işidir, ülkenin işidir, devletimizin, milletimizin beka meselesidir. Başbakan Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milli duruş sergilediğini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşünün farklı olmasına rağmen meseleye parti çerçevesinde bakmaması ve parlamentoda, mecliste çözülemeyen bu sorunun millete götürülmesi yönündeki irade beyanı fevkalade isabetlidir. Biz bunu görüyor ve buna göre gerekli adımları da atıyoruz. Başbakan CHP'ye de çağrıda bulunarak gelin millete birlikte gidelim diye konuştu. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gelin millete birlikte gidelim. Biz genel kurulda 367'nin üzerinde bir kabul olsa bile millete gitmeye söz verdik. Gelin bu şerefe, bu önemli karara siz de katılın, siz de bu kararın içerisinde olun. Güvenlik nedeniyle Ankara'da bütün yürüyüş ve eylemlerin yasaklanmasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen eleştirilere cevap veren Başbakan Yıldırım, ana muhalefetin cumhuriyet sevgilerini ölçemeyeceğini söyledi. Ankara Valiliği geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla güvenlik nedeniyle 30 Kasım'a kadar toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama getirdi. Bunun tek bir nedeni var, tek gerekçesi var. Güvenlik, milletin güvenliği. Şimdi ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazıları AK Parti 29 Ekim kutlamalarını 10 Kasım anmasını engellemek için böyle bir karar aldı diye milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Allah aşkına bizim cumhuriyet, cumhurla sevgimizi siz mi sorgulayacaksınız? Ya da ölçecek kalibrede misiniz? Cumhuriyet hamasetle büyümüyor arkadaşlar. Cumhuriyet çalışmakla büyür, üretmekle büyür, millete hizmetle büyür. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusuna da değinen Başbakan Yıldırım, Avrupa unutmasın, fazla naz aşık usandırır dedi. Türkiye yarım asrı geçen bir süredir Avrupa Birliği üyeliği yolunda çalışmalarını sürdüren bir ülkedir. Üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bundan sonra karar Avrupa Birliği'nindir. İster Türkiye'nin birliğe girmesi yönünde irade kullanırlar, isterse başka bir iradeyi tercih edebilirler. Karar onların. Türkiye'nin alternatifleri her zaman vardır. Avrupa unutmasın, fazla naz aşık usandırır. AK Parti içerisinde FETÖ'nün yer alamayacağını ifade eden Başbakan Yıldırım, eğer sızmalar varsa onları da temizlemek konusunda zerre kadar tereddüdüm olmaz diye konuştu. FETÖ terör örgütünün hiçbir mensubu bizim AK Parti teşkilatımızın içinde yer alamaz, barınamaz. Bu teşkilatta teröristlere hiçbir zaman yer olmadı ve asla olmayacak. Eğer sızmalar varsa temizlemek konusunda zerre kadar tereddütümüz olmaz.